Teşekkürler Lorenz. Herkese merhaba tekrardan. Az evvel Lorenz'in da belirttiği ve hepinizin bildiği üzere SALT araştırma fonlarıyla 2020 yılında desteklenen bu projelerin sonuçları toplamda 2 günlük çevrimiçi şu anda izlemekte olduğunuz bu yayınla tartışmaya açılmış bulunuyor. Ben de bu programın, bu etkinliğin 3. oturumunu sizlerin huzurunda başlatıyorum. Şimdi ilk konuşmacımız Gülay Acar Göktepe. Kendisi Hacettepe İletişim Bilimlerinde doktora eğitimini sürdürmekte. Ve bizlere aktaracağı araştırmanın konusu da 1952 yılında özel bir mülkün üst katında açılan ve İzmir'in ilk konser salonu olma özelliğini taşıyan Göktepe Piyano Salonu. Tabii vurgulamamız gereken nokta şu, bu mekanın diğer yapılarla, kurumlarla ve kişilerle tabii ki ilişkilerini ve bu doğrultuda aslında İzmir'in yani şehrin kültür ortamına, kültür hayatına etkilerini inceledi, araştırdı kendisi ve bunu da söz konusu mekanın kurucusu olan Selahattin Göktepe'nin özel arşivi üzerinden inceledi. Gülay Acar Göktepe. Fazla uzatmadan sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Gülay Hanım. Teşekkürler. Hemen sunumumu açıyorum. Geldi sanırım. Evet. Ben bir teşekkürle başlamak istiyorum önce. 2013 yılında Ankara'da Salt Ulus açıldığında ben de büyük bir heyecan yaratmıştı. Ankara için oldukça farklı bir kültür sanat mekanıydı. Buradaki etkinlikleri de takip ediyordum. Ne yazık ki fiziksel ömrü çok uzun sürmedi. Ancak Salt fizik mekanını kapatmış olsa da Salt Ankara olarak etkinliklerini Ankara'nın çeşitli mekanlarında sürdürmeye devam etti. Ve böylece de Salt'ın yaklaşımından, dünyaya bakışından beslenmeye devam ettik. Nitekim bugün burada olmamın dolaylı sebeplerinden biri olarak da bu süreci görüyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım Salt Araştırma Culture East fonuyla yürüttüğüm projeye konu olan Göktepe Piyano Salonu. Benzer bir hikayesi var. Belirttiğim 1952-1957 tarih aralığı bu sanat mekanının fiziksel olarak var olduğu dönem. Ancak mekan denilen olgunun insanların karşılaşmalarından ve etkileşimlerinden oluştuğu düşünüldüğünde varlığını 1957 tarihinden sonra da sürdürdüğünü görüyoruz. Salon kapandıktan sonra etkinliklerini İzmir'in çeşitli mekanlarında sürdürmüş, etkileşimlerini kendi konusu çerçevesinde sağlamaya devam etmiş ve pek çok kişiye temas etmiştir. Göktepe Piyano Salonu İzmir'de özellikle piyano resitallerinin verildiği, yanı sıra başka enstrüman ve şan konserlerinin de verildiği, nadiren söyleşilerin gerçekleştirildiği bir konser salonu. Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarını ağırlıyor. İzmir'in ilk konser salonu olma özelliğini taşıyor. Solda gördüğümüz logo bu mekanın logosu. Fotoğrafta silüetini gördüğümüz kişi ise salonun kurucusu Selahattin Göktepe. Projede Selahattin Göktepe'nin özel arşivinden yola çıkarak salonun kentteki diğer yapı kurum ve kişilerle ilişkilerini ortaya koymaya çalıştım. Temel olarak da bir sanat mekanının varlığı ardındaki koşulları, değişkenleri anlamaya çalıştım. Salonun tarihine ilişkin tutarlı bir anlatı kurabilmek için döneme tanıklık eden kişilerle de sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirdim. Ve tabii başkaca yazılı kaynaklara da gitme ihtiyacı hissettim. Başlıkta yer alan cennet kapısı ifadesini açmak isterim. İfade Halikarnas balıkçısına ait. Göktepe Piyano Salonu'nda 1957 yılında keman virtüözü Ruggero Ricci'nin bir konserini dinliyor Halikarnas balıkçısı. Ertesi günde gazetedeki köşesine taşıyor bu konseri. Cennet kapısı ifadesiyle
İzmir'de bir mekanda uluslararası düzeyde bir sanatçıyı dinleme imkanını evrensel bir dil olarak kabul ettiği müzik aracılığıyla kültürel karşılaşmalar yaşamış olmasını vurguluyor. Kısacası cennet çok kültürlüğe işaret eden bir metafor. Çok kültürlük meselesini önemsiyorum. Zira konser salonunun açılmasını mümkün kılan koşullardan, konserlerin gerçekleştirilmesine, salonun kapanmasından sonra da fiziksel varlığını kaybetmesine rağmen konser organizasyonlarının devam etmesiyle mekan olabilme özelliğini koruyabilmesine çok kültürlülükle ilişkilendiriyorum. Burada daha ziyade meşhur gitar konçertosuyla tanıdığımız piyanist Rodrigo'nun fotoğrafını ve imzasını görüyoruz. Kendisinin ve eşinin iyi dileklerini yazdığı bir de mektup var. Muhtemel ki yazıyı eşi yazmış ve Rodrigo da imzalamış. Zira Rodrigo ama. Bu malzemeyi Göktepe Piyano Salonu'nun bir özelliğini ifade etmek üzere göstermek istedim. 1953 yılında Rodrigo Göktepe Piyano Salonu'nda konser vermek üzere eşiyle birlikte İzmir'e geliyor ve Göktepe ailesinin evinde misafir olarak kalıyor. Selahattin Göktepe yıllar sonra Rodrigo'nun ona söylediği bir cümleyi gazetede kendisiyle yapılan bir röportajda paylaşıyor. Rodrigo diyor ki Selahattin Göktepe'yi kastederek, sizin gibi İzmir'de orkestrası olmayan bir kentte müzik yapmak, amaya renkleri anlatmaya çalışmak gibidir. Tüm arşive baktığımızda pek çok sanatçının mektubunda vurguladığı bir husus bu. Dönemin sosyal koşullarında bir konser salonu kurmak oldukça cüretkar, cesaret isteyen bir iş, girişim olarak görülüyor. Salonun dışarıdan görülen bir fotoğrafı Alsancak'ta iki katlı bir yapı. Özel bir mülk. Salonun kurucusu Selahattin Göktepe ve eşi Müşerref Göktepe. Dört çocukları var. Yaşadıkları ev. Bu evin alt katında yaşamlarını sürdürürken üst katında konser salonu haline getiriyorlar. Aile 1956 yılına kadar yaşamını burada sürdürüyor. Sağdaki görsel de üst katta salonun krokisini gösteriyor konser salonunun ve 150 kişi kadar kişi ağırlayabiliyor salon. Gelen sanatçılar da yine bu katta kendileri için hazırlanmış odada kalıyorlar. Bu salon kurulurken 15 bin lira borca girildiğine ilişkin bir bilgi de dönemin medyasında yer buluyor. Salonun içeriden görünen bir fotoğrafı. İç mekan fotoğraflarına baktığımızda özel bir mülk olduğu anlaşılıyor yine içerideki fotoğraflardan. Kamusal özel alan sınırının olmadığını ya da bu sınırın bulanık olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da konser alanını gösteren başka bir fotoğraf. Yine alanı gösteren fotoğraflardan. Salonun kuruluş ve faaliyetleri için öyle zannediyorum ki İzmir eşrafından bir takım kişilere teşekkürleri var. Ancak bu kişilerle nasıl bir alışverişi olduğuna ulaşamadım. Yalnızca bugünden baktığımızda değil, dönemi içinde gelen sanatçıların konser defterine yazdıkları yazılardan imkanlar ölçüsünde kurulmuş mütevazı bir konser salonu olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, bunun bir örneği olarak piyanist Wilhelm Kempf'in konser anından bir fotoğrafı paylaşmak istedim, fotoğrafları. İlk salon küçük olduğu ve ihtiyacı karşılayamadığı gerekçesiyle satılıyor ve bu salon inşa ediyor 1956 yılında. Burası da ev olarak kullanılıyor. Bu kez üst kat ev, alt katsa konser salonu olarak tasarlanıyor. Karantinada 1950'li yıllarda sinema insanların gündelik hayatı için önemli bir yer tutuyor. Selahattin Göktepe'nin günlüklerinde kaleme aldığı üzere bu salonun konser olmadığı günlerde sinema salonu olarak kullanıldığını ve kiraya verildiğini biliyoruz. Bu salonun kuruluşunda da teşekkür ettiği kimi isimler var. Ancak bu kez ilk salonun kuruluşunda olduğundan biraz farklı. Kurumsal kimlikleri olan isimler var. Zira bu kez inşaat için bankadan kredi alınıyor. Ama bunun yanında İzmir'de Kültür Park'ta bulunan Paraşüt Kulesi'nin de mimarı olan Muammer Tansu proje ve yapı işlerini karşılıksız olarak üstleniyor.
İkinci salonun varlığı uzun sürmüyor. Bir sezon kullanılıyor. Zira banka borçları ödenemiyor. Sinemacıdan kira alınamıyor. Temel neden ekonomik olmak üzere salon kapatılıyor. Salonun kurulduğu yerin şehrin merkezinden uzak olması ve ulaşım zorluğu insanların buraya gelmesi önünde engel. Esasında ilk salonla aralarında 6-7 kilometrelik bir mesafe var. Ancak dönemin koşullarında yine de bu güç görünüyor. Şimdi 1952 yılına dönüp tekrar salonun açılış gününe bakmak istiyorum. Selahattin Göktepe'nin salona açış konuşmasını görüyoruz. Kimler var bu açılışta diye baktığımızda Vali Muzaffer Tuğsavul, Milli Eğitim Müdürü Faruk Verimer gibi resmi düzeyde kişiler katıldığı gibi piyano dersi verdiği öğrenciler ve ailelerinden oluşan bir grup gibi görünüyor. Açılışta öncelikle küçük yaştaki öğrencileri sahne alıyor. Ardından medyada genç yetenekler olarak anılan Tomris Yalaz, Oya Demir ve Oğuz Onar'ın resitalleri dinleniyor. Nitekim içlerinden Tomris Yalaz, bugünkü adıyla piyanist Tomris Öziş, Wilhelm Kempf'le bu salonda tanışıyor ve Münih Konservatuvarı'na gitmesinin yolu böylece açılıyor. Salonun karşılaşmaları mümkün kılmasından ötürü iyi bir örnek olduğunu düşündüğüm için bunu paylaşmak istedim. Oğuz Onaran ise Selahattin Göktepe'nin en gözde öğrencisi dersek pek de yanılmış olmayız. Arşivde gezinirken ilginç bir tesadüfle Oğuz Onaran hocanın hocamın hocası olduğunu fark ettim ve kendisiyle görüşebilme imkanım da oldu. Benim için unutamayacağım bir karşılaşmaydı. İzliyorsa eğer buradan kendilerine saygılarımı sunuyorum. Açılışta esas konser İzmirli sanatçılardan. Şan sanatçısı Fevziye Birol, keman sanatçısı ve daha sonra İzmir Devlet Konservatuarı'nın da ilk hocalarından olacak Marta Amati ve Selahattin Göktepe tarafından veriliyor. Bu tablo salonun fiziki varlığı süresince konser veren virtüözleri gösteriyor. Sağ tarafta gelen sanatçıların imzalı fotoğrafları var. Yılda 6 ila 8 virtüöz konserinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Yalnızca virtüözler değil, öğrencilerinin de konserleri oluyor. Arşivde dolaştıkça şu soru çok daha önemli hale geldi. Selahattin Göktepe neredeyse tek başına böyle bir işe girişmiş ve bunu neden yapmış ve o sanatçıları İzmir'e nasıl getirmiş? Arşivin doğrudan cevaplamadığı sorulardı. Belli ki ardında ekonomik bir sermaye de yok, ancak sosyal kültürel sermayeyi görebiliriz. Hem bunu anlayabilmek için hem de şahsi bir teşebbüs olduğu için Selahattin Göktepe'nin biyografisi hakkını da izlemeyi gerekli gördüm. Böylece 1952 öncesi ve 1957 yılı sonrasına da bakmaya çalıştım. Selahattin Göktepe'nin aile fotoğraflarından örnekler. İlk fotoğraf babasıyla kucakta, diğer çocuk abi, babası hukuk eğitimi alıyor. Bugünkü Yunanistan Drama'da savcı yardımcısıyken 1909'da İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tayin ediliyor ve yaşamının sonuna kadar da çeşitli kesintiler olmakla birlikte bu kurumda çalışıyor. İkinci fotoğrafta Selahattin Göktepe'nin annesi abiyle birlikte, anne tarafı Selanik göçmeni, bir asker ailesi. Selahattin Göktepe'nin müzikle ilişkisi de annesi dolayısıyla. Anne Seniye Hanım'ın kanun dersleri aldığını biliyoruz. Üçüncü fotoğrafta ise Selahattin Göktepe kız kardeşi Selma Göktepe ile birlikte, oysa keman çalıyor. Selahattin Göktepe 1910 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş. Tabii savaş yılları, rejimin değiştiği yıllar, okula başladığı yıl 1917, ancak sürekli şehir değiştiriyor, okul değiştiriyor dolayısıyla. İlkokul 7 yılda bitiyor. Nihayet liseye başladığı 1927 yılında İstanbul'da sabitleniyor. İstanbul'a yeniden dönene kadar İzmir, Aydınsöke, Rodos, Balıkesir, arada İstanbul hattında neredeyse mekik dokuyor ailesiyle birlikte. İlk kez 1924 yılında İzmir'de 14 yaşındayken kuzeni Cavidan Yamut'la, Mehmet Nuri Yamut'un eşi, piyano çalmaya başlıyor. Soldaki fotoğrafta Cavidan Nuri Yamut görünüyor ayakta. Sağda oturan kadınsa yine kuzeni Vildan Uşaklı, Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın abisi İsmail Uşaklı ile evli. İçinde yetiştiği ortamı anlatması bakımından önemli gördüğüm bir fotoğraf.
1926 yılında ise Balıkesir'de Muhittin Bey'den piyano dersleri almaya başlıyor. Artık İstanbul'a gelip İstanbul Erkek Lisesi'nde liseye başladığı yıl 1927'de aynı zamanda eski adıyla Darül Elhan'a, yani İstanbul Belediye Konservatuvarı'na başlıyor. Burada da ilk piyano hocası Nezihe Hanım. Liseyi bitirdikten sonra 1930 yılında Darülfünun'a, yani İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlıyor. Bu arada da konservatuvara devam ediyor. 1932 yılında ise hukuk ve konservatuvar eğitimi devam ederken Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne giriyor. Zannediyorum ki bu yıllarda hukuk fakültesini bırakıyor, felsefede ve konservatuvarda devam ediyor ve öğrenciyken İstanbul'da Rum ve Ermeni okullarında piyano dersleri vermeye başlıyor. 1933 yılı önemli onun için, bir kırılma dönüm noktası olarak görünüyor. Zira konservatuvarda hocası Türk Beşleri olarak anılan gruptan Cemal Reşit Rey oluyor. İstanbul'daki yıllarında konservatuvardan arkadaşlarıyla birlikte çeşitli yardım konserleri yapıyorlar. Yoksul Kayırma Kurumu, Kızılay gibi kurumlar yararına. 1938 yılında felsefe bölümünden mezun oluyor, askerliğini tamamlıyor ve İzmir yılları başlıyor. 1940 yılında İzmir Erkek Lisesi'ne öğretmen olarak tayin oluyor, felsefe öğretmeni. Arşiv belgelerine göre İzmir'deki ilk konserini okulun müzik koluyla birlikte veriyor. Akabinde ise İzmir Halk Evi'nde ilk konserini verecek. Bu konserle medya Selahattin Göktepe'nin halka tanıtılacağını söylüyor. İzmir'de halk evlerinde İstanbul Devlet Konservatuarı'ndan, Ankara Devlet Konservatuarı'ndan Cumhurbaşkanlığı Orkestrası solistleriyle konserler veriyor. Tabii İzmirli sanatçılarla da, kimi profesyonel kimi amatör sanatçılar, Faik Onural gibi, Abdi Aksüner, Celal Candaş gibi, Beroviç, Körber, Mart Amati gibi isimlerle konserler veriyor. Netice olarak İzmir'e yerleştiği yıl itibariyle salonun açılışına kadar 37 konserde solist ya da eşlikçi olarak yer aldığını görüyoruz. Tabii bu arşivde yer almayan konserler de olabilir. Gülay Hanım, çok özür dileyerek ayrılan sürenin son 5 dakikası. Bu konserlerin çoğu halk evinde, özellikle İzmir Halk Evi'nde veriliyor. Geri kalan birkaç konser ise İzmir Erkek Lisesi, Körler Mektebi, Kültür Parkı Şehir Tiyatrosu, Kız Lisesi Salonu, Tayyare Sineması. Halk evi dönem için önemli, kentin sosyal kültürel hayatının can damarı. Tabii bunu halk evleri güzellemesi yapmak için söylemiyorum. Tek parti dönemi ve alternatifi yok. Türk Ocakları'nın fesinden sonra aynı cinsten olan kuvvetler müşterek gaye yolunda birleşmeli düşüncesiyle dernek ve kuruluşlar da kapatılınca insanların halk evlerine üye olduğu görülüyor. Öğretmenlerin üye olmasına dahi gerek yok ki onlar organik üyeler olarak kabul ediliyor. Yurttaşlığın görev ve sorumlulukla tanımlandığı bir dönem. Ekim 1951'de artık Demokrat Parti iktidardayken ülkedeki tüm halk evleri gibi CHP'ye ait olan bina hazineye devrediliyor. Halk evleri hiçbir zaman resmi olarak kapatılmıyor, ancak fiili varlığı sonlanıyor. Medyada halk evleri kapandıktan sonra İzmir'in sanat yaşamının felce uğradığı ve Göktepe Piyano Salonu'nun açılmasının ise bu soruna çare olduğu ifade edilmiş. Nitekim salonu açılana kadar yaklaşık 2 yıl boyunca arşivde bir konser tertip edilmediği görülüyor. Bununla birlikte salon açma fikrinin ihtiyaçtan doğduğu ve bir misyon olarak üstlenildiği düşüncesini doğuruyor. Ekim 1952 tarihli mektup, Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü ve yine Cemal Reşit Rey'in öğrencisi olan Mithat Fenmen'in Selahattin Göktepe'ye yazdığı bir mektup. Bu mektuptan anlaşılıyor ki Selahattin Göktepe, Mithat Fenmen'i konser için İzmir'e davet etmiş. Ve Mithat Fenmen de salon için tebrik ediyor kendisini. 4 ay sonra Şubat 53'te gelebileceğini bildiriyor. Nitekim analizli piyano resitali vermek üzere de geliyor. Mithat Fenmen konser sonrasında gazetede bir köşe yazısı yazıyor. Bu salonda konserlere daha ziyade gençlerin katıldığını söylüyor ve konuyu İzmir'de bir konservatuvar gerektiği temasını ayırıyor. Nitekim İzmir Devlet Konservatuvarı da müzik okulu olarak 1954 yılında faaliyetlerine başlıyor. Arşiv belgelerinden doğrudan anlaşılamasa da biraz daha kurcalandığında aslında salonun açılışında ve dünyaca ünlü müzisyenleri İzmir'e getirmesinin arkasında Cemal Reşit Rey'in teşviki ve desteği olduğunu görüyoruz. Tabii bu isimle birlikte Göktepe Piyano Salonu Türkiye'nin modernleşmenin çok sesli müziğin yaygınlaştırmalı
yaygınlaştırılması politikalarının da gündelik yaşamdaki bir tezahürü olarak okuyabiliyoruz. Mektubu Cemal Reşit Rey İzmir'de bu salondaki ilk konseri ardından yazmış. Burada salon için tebrik ediyor, salonun küçüklüğünden bahsediyor ve ileride daha büyük bir yer açmasını temenni ediyor. Nitekim ikinci salonun açılması bu temenniyi karşılayan bir gösterge olarak da okunabilir. Konser programlarının el ilanlarında Conti ve Filarmoni Derneği ile yapılan anlaşmalar sonucunda sanatçıların getirildiğini öğreniyoruz. Filarmoni Derneği 1945 yılında İstanbul'da kurucuları arasında Cemal Reşit Rey'in de olduğu, müzik kültürünü geliştirerek çok sesli müziği yaygınlaştırmak amacında bir dernek. Ve 1946 yılından itibaren Filarmoni Derneği İstanbul'da Saray Sineması'nda konserler düzenlemeye başlıyor. Yine aynı yıl itibariyle bu konserlerin broşüründe Conti'ye imzası görünüyor. Filarmoni Derneği eski başkanı Panayot Abacı'nın aktardığına göre Conti'ye Filarmoni Derneği ile işbirliği yapmak üzere kurulmuş ve o dönemde dernek başkanı Cemal Reşit Rey. Konserle ilgili yurt dışı ilişkileri dernek kuruyor ve organizasyonu ise Conti'ye üstleniyor. Conti'nin arkasındaki isim ise Fernando Franco, Saray Sineması'nın işletmecisi. Bu işbirliğinde abonman konserler düzenleniyor. Göktepe Piyano Salonu'nun kurulduğu 1952 yılı itibariyle bu organizasyonun işbirliğinin bir parçası olduğuna, sonucuna ulaşabiliyoruz. Ama yalnızca bu organizasyonun bir parçası, Selahattin Göktepe dernekleşme yoluna gitmemiş, müstakil hareket etmiş. Düzenlenen konserlerden de malzemelerden yola çıkarak maddi bir kazanç sağlamadığını söyleyebiliyoruz. Önemli bir nokta afişte görülecek. Zannederim ki kendisinin öğretmenliğinden ve devlet memurluğundan salonların sahibi eşi Müşerref Göktepe olarak görünüyor. Arşivde çok fazla yeri yok ancak sözlü tarihi görüşmelerinde ortaya çıktığı üzere aslında organizasyonda sanatçıların karşılanmasından kokteyllerin hazırlanmasına kadar çeşitli roller üstlendiğini görüyoruz. 1957'de salon kapanıyor ancak organizasyonlar devam ediyor. Medyada artık Göktepe konserleri olarak anılıyor. Konser mekanları değişiyor. Önce Fransız Kültür Merkezi 65 yılına kadar konserler daha sonra Elhamra Sineması'nda yapılıyor. 65 yılıyla 71 arasında arşivde konsere rastlamıyoruz. Bir kesinti var. O da zannediyorum ki Fernando Franco'nun vefatı ve Conti'ye şirketinin artık muhtemel varlığını sürdürememiş olması. 1971 yılından itibaren başka bir seyir izliyor. 71'de konserler yeniden başlıyor 80 yılına kadar ancak az sayıda, bu sefer kültür ateşelikleri üzerinden. Piyano öğrencilerinin konserleri devam ediyor Selahattin Göktepe'nin 80'li yıllarda. Yarışmalı konserler düzenliyor öğrencileri arasında. Ve 1991 yılında Selahattin Göktepe vefat ettiğinde artık Göktepe konserleri de tarihteki yerini almış oluyor. Selahattin Göktepe muazzam bir arşiv tutmuş. Bugün burada aslında oğlunun hiç tanımadığı eşi olarak bu hikayeyi anlatmak bana düştü. Bu projenin bir çıktısı olarak ilerleyen zamanlarda İzmir'de arşivinin sergilenmesini, kent sanat müzik belleğine bir katkı sunmasını temenni ediyorum ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Gülay Hanım bu sunumumuz için. Müsaade ederseniz çok minik bir not düşmek istiyorum. Çünkü şu an bizi izleyen ve bu konuya ilgi duyanlar olabilir. Gülay Hanım'ın Birikim Dergisi'nin Ocak sayısında, yani son çıkan sayısında bu konuyla da ilişkili olduğumu düşündüğüm, henüz okumadığım ama başlığı hemen beni yakaladı. Aile fotoğraflarını seyre dalarken fotoğrafta görülmeyenin varlığı başlıklı bir yazısı Gülay Hanım'ın Birikim Dergisi'nin Ocak sayısında yayınlandı. İlgililere de buradan duyurmuş olayım. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bir sorumuz var. Sorunun sahibi Akansel Yalçınkaya, Gülay Hanım'a kullandığı arşiv malzemelerine nasıl ulaştığını ve kamuya açık olup olmadığını sormak istiyorum diyor kendisi. Belki sunumun sonunda küçücük belirttim gibi oldu ama arşiv bir aile arşivi. O da şu anda benim eşimin de yer alan bir arşiv. Dolayısıyla şu anda kamuya açık halde değil. Böyle cevap vereyim.
Peki ben Ama bu tabii yani ilerleyen... soruya şöyle bir ilave yapabilirim ben. Geçen seneki SALT araştırma fon sahiplerinden bir proje vardı ve bir blog sayfası hazırlamışlardı Ankara Helikon Derneği üzerine. Acaba Gülay Hanım böyle bir şey olabilir mi? Bunu da ben soruyorum. Tamam. Bu tek başıma verebileceğim bir karar elbette olmadığı için uzun vadede belki düşünülebilir, elbette düşünülebilecek bir şey. Çünkü hani fikrimi söyleyeyim. Arşivin evde kapalı kalıyor olması çok anlamlı değil aslında uzun vadede de baktığımız zaman. Fikrimi söylemiş olayım ama kararın bende olmadığını belirtmiş olayım.